Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci konuşmacı Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer. Buyurun Sayın Erer. Ölüm inansız insanlar için korkunç bir sondur. Ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır demişti Cenneti Mekan Muhsin Yazıcıoğlu. Ömrünü vatanı, milleti, dini, devleti için bir kibrit kutusunda yakmaya her daim hazırdı. Ki karlı dağlarda devletinden yardım beklerken devletinin, milletinin hemen dizinin dibinde ama sanki çok uzakta gibi kurtarılamayarak şehadet şerbetini içmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk devletine, Türk milletine, Türk bayrağına sadakati hasımlarını bile saygıya teşvik eder. Onun adamlığına, onun mertliğine, onun vatan sevgisine herkes hayranlık duyar, imrenirdi. Yüce Türk milleti Muhsin Yazıcıoğlu'ndan razıdır. Cenab-ı Hak da ondan razı olsun. 25 Mart'ta rahmeti rahmana kavuşan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu fatihalarla anıyoruz. Makamı cennet, ruhu şad olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti, tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 11. maddesi üzerine partim İYİ Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüketici deyince burada bir teşekkür etmek istiyorum. Et Süt Kurumu Genel Müdürü, vatandaşlarımızın karda, kışta, kıyamette, o kadar soğukta, kuyrukta beklemelerine gönlü ve vicdanı razı olmamış, bunlar kuyrukta, soğukta beklemesin diye et ürünlerine %50'ye yakın zam yaparak kuyruk sorununu bu şekliyle çözmeye çalışmıştır. Kendisine bu üstün dehasından dolayı Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Et süt demişken Aksaray'dan hemen bir mesaj gönderen hemşerimiz diyor ki eğer bir gün yağ yüklü gemilerin gelmesini beklediğimiz gibi et süt yüklü gemilerin gelmesini beklemek istemiyorsak yerli ve milli olmayan kimseyi istemediğimiz gibi yerli ve milli olmayan her türlü tarım ve et ürünlerini de istemiyoruz. Evet, sabretmemiz gerekiyor. İneklerimizi, koyunlarımızı kestirmeyelim ama hiçbir zaman olmadığı kadar desteğe ihtiyacımız var. Ses verin, sesimize kulak verin, bize destek olun diyorlar. İktidar milletvekili arkadaşlarıma bu vatandaşımın feryadını duyurmak istiyorum. Türkiye'nin meclisinde çok kanunlar geldi geçti ama Türk milletinin gündeminde olan kanunlardan hiçbir tanesi maalesef bu yüce çatının altına gelmedi. Mesela umut verilen ama emeklilik hakkı teslim edilmeyen emeklilikte yaşa takılanların sözde kadrosuz kalmayacaklarını söz verilen ama kadro dışı bırakılan taşeron işçilerin, geçim derdindeki asgari ücretlilerin, ay sonunu getiremeyen işçilerin, hevesleri kursaklarında bırakılan emeklilerin, zam yağmuru altında direksiyon sallayan şoför esnafımızın, her türlü cefayı çeken kahraman polisimizin, dağda bayırda kelle koltukta düşmanla, teröristle korkusuzca çarpışan uzman çavuşlarımızın, hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerimizin, ziraat mühendislerimizin, gıda mühendislerimizin, bir yığın mühendislerimizin, veteriner hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, yine vergi usul yasasındaki 359 mağdurlarına umut verip bir köşede çırpınışlarını izlediğiniz vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı'nın İnsan Hakları Eylem Planı'nda vergi suçunun her yıl ayrı ayrı oluşması yerine
tek bir suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı yönündeki beyanını sabırsızlıkla beklemektedirler. Yine Ramazan bayramı öncesi emeklilerimize ödenen bayram ikramiyeleri hiçbir derde derman olamaz hale geldi. Çikolata parasının altında kalmış durumda. Emeklilerimize Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de buyurduğu gibi en az asgari ücret tutarında bir maaş ikramiye verilmelidir diyoruz. Yine emeklilik... Buyurun efendim. Yine emeklilik yaşı gelen ancak 2000'den önce Bağkur kaydı olmayan esnafın vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez bir kez daha borçlanma imkanı sağlanmalıdır. Yine toplumsal ayrışmaya sebep olan ve emekliler arasındaki sosyal dayanışmaya engel olan 2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasasıyla ilgili sıkıntılar emeklilerimizi canından bezdirmiştir. Fahri Kur'an kursu öğreticileri ve vekil imamların kadro istekleri var. Bu kadro isteklerini herkesin dikkate alması gerekiyor. Yani baktığımızda meclisin gündemiyle, meclisin gerçekleriyle Türk milletinin gerçekleri, Türk milletinin gündemi maalesef örtüşmemektedir. Bu millet meclisi Türk milletinin derdine derman olmayacaksa, yaralarına merhem olmayacaksa...